Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'te akışkan, sıvı gibi görünen renk geçişlerini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Önce Bezier düğmesini seçiyorum. Şöyle rastgele eğri çizgiler oluşturuyorum. Ölçüsüne bakalım. Bunu 1080'miş. Ben bunu 1200 olarak büyüteceğim. Şöyle bir kenara alıyorum. Ctrl Shift ile bir daire çiziyorum. Dairemin ölçüsü 115'miş. Onu şöyle 140 gibi ayarlayacağım. Ve ona bir renk geçişi vereceğim. Şöyle bir sarı seçelim. Burada önemli iki nokta var. Birincisi, şu çizdiğimiz daireyi yol sekmesinden nesneden yola diyerek vektörel hale getirmelisiniz. İkinci önemli nokta ise bu daire çizgilerin en üstünde olmalı. Eğer çizgilerden altta olursa yapmak istediğimiz işlem gerçekleşmiyor. Bu daireyi seçtim. Çizgilerden birini seçiyorum. Eklentiler yoldan oluştur, saçılma. Bunu açıyorum. Burada şöyle bunu getireyim, şöyle biraz küçültelim. Daha iyi görebilmek için. İskelet uzunluğuna uyması için boşlukları ger. Bunu işaretliyorum. Şurada kopyalar arası boşluk bölümünü -25 gibi bir ölçüye ayarlıyorum. Taşındı bölümünden klonlandıyı seçiyorum. Burada da bir alt kutuda da rastgele bunu seçiyorum. Daha sonra da canlı ön izleme diyorum. Bu dairenin, bu çizginin görünümünde şöyle kopyalarını oluşturuyor. Şuradaki kopyalar arası boşlukta bu eksiye doğru rakamı arttırdıkça bu daireleri daha fazla kopyalıyor ve daha akışkanmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ben şöyle 35 olarak ayarlayayım. Daha akışkan bir görüntü ortaya çıktı bakın. Uygula dedikten sonra bu da görünümü uyguluyor. Burada bir ayrıntıdan daha söz edeceğim. Burada Rotate Pattern 90 Clockwise yazan yeri de şöyle işaretlerseniz renk geçişini saat yönünde döndürüyor. Böylece daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Uygula diyorum. Ve bu çizgiyi bu şekilde uyguluyor. Yine bu daireyi seçiyorum. Diğer çizgiye geçiyorum. Pencereyi aktifledim. Canlı ön izleme diyorum. Onu da bu şekilde uyguluyor. Uygula diyorum. Biraz önce söz ettiğim dairenin en üstte olmazsa hata verir demiştim. Şimdi bunu en alta alıyorum. Daire en altta. Çizgiyi seçtim. Geldim buraya canlı ön izleme dedim. Dairenin görünümünü çizgiye değil, çizgiyi dairenin tarafına doğru böyle bir görünüme dönüştürüyor. Canlı ön izlemeyi kaldırıyorum. Şöyle daireyi yine en üste alıyorum. Ve daireyle çizgiyi seçip canlı ön izleme diyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Uygula diyorum. Şu anda bu daireyle bu çizgiler birbiriyle bağlı. Şöyle bu çizgiyle dairede ben değişiklik yaparsam onların da böyle kalınlıkları değişiyor. İstediğiniz ölçüye böyle ayarlayabiliyorsunuz ya da şuradan da ölçü girebilirsiniz. Yine bu renk geçişini farklı renklerde ayarlayabildiğiniz gibi böyle renk geçişinin yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle yapabilirsiniz. Bu çizgileri her birini farklı şekilde ayarlamak isterseniz de her bir çizgi için bu daireyi kopyalarsanız şöyle Ctrl D ile kopyasını alıyorum ve o şekilde uygularsanız
Bunun rengi farklı olabilir, renk geçişinin yönü farklı olabilir. Bu şekilde yaparsanız renk geçişi daha farklı çizgiler, görünümler elde edebilirsiniz. Şimdi bir hata veriyor. Burada karşınıza çıkabilecek olan bir hata var. Onun da ne anlama geldiğini göstereceğim size. O nedenle şu çizgileri seçip grupluyorum ve onları şöyle kenara alıyorum. Şimdi şöyle bunun bir kopya daha alalım. Üç çizgimizi de hem farklı renklerde yapalım hem de büyüklüğünü değiştireceğim bu dairenin. O zaman neler olabileceğinizi görmeniz için. Tekrar eklentiler yoldan oluştur. Saçılma bunu açıyorum. Ölçülerimiz aynı. Karşınıza böyle bir mesaj geldiğinde bunun anlamı desenin toplam uzunluğu çok küçük. Lütfen daha büyük bir nesne seçin veya kopyalar arasındaki boşluğu ayarlayın. Yani ya şu numarayı değiştireceksiniz ya da nesneyi büyüteceksiniz ya da bu çizdiğiniz çizgiler çok küçük ölçekte olabilir, onu büyüteceksiniz. Bu değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Şöyle canlı ön izlemeyi kaldırıyorum. Bunu hafifçe büyüteyim ve tekrar deneyelim. Numarayı değiştirmedim. Yine aynı hatayı verdi bakın. Şimdi o zaman canlı ön izlemeyi tekrar kaldırıyorum. Bunu şöyle 25 yapacağım ve canlı ön izleme diyorum. Bu şekilde tekrar bunu yapıyor. Ben bunu 40 diyelim bakalım gene aynı hatayı verecek mi? Evet, aynı hatayı veriyor. Karşınıza böyle bir hata mesajı geldiğinde bu şekilde bunları değiştirerek böyle uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bunu ben bir 30 yapayım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Daha tırtıklı böyle bir görünüm oluştu. Tamam diyorum bunu da. Şimdi bunları farklı görüntülerde yapacağım. Bunun büyüklüğünü değiştirmedim. Bakalım ne yapacak. Şöyle canlı ön izleme diyorum. Bakın aynı hatayı veriyor. Bu birinci dairenin ölçüsünü diğerlerine uygulayacağım. Şöyle onu copy diyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Buna geldim, düzen. Boyut yapıştır, boyut yapıştır diyorum. Geldim yine buna, diğerine. Ona da boyut yapıştır diyorum. Aynı ölçüde ayarlıyorum. Şimdi tekrar şöyle uyguluyorum. Uygula. İlk çizdiğiniz anda böyle çok kalın, kaba gibi görünmesine aldırış etmeyin. Daha sonra nasıl olsa bunu büyüklüğünü tekrar ayarlayabiliyorsunuz. Ctrl Shift ile bu daireyi küçültüyorum bakın. Bu daire hem şuradaki çizgilere hem de bu birinci çizgiye bağlı olduğu için onları otomatik olarak küçültüyor bakın. Şöyle bunu da biraz daha küçülteceğim. Eşit olarak da girip küçültebilirsiniz tabii. İsterseniz daha akışkan bir görünümü olan, isterseniz böyle tırtıklı bir görünümü olan şekiller, görünümler oluşturup bunları wallpaper olarak ya da başka alanlarda kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.